kaçırmış olanlar için özet geçeyim. Şok'tan askılar aldım. Şu uzun askıları küçük aldığım çocukla askılıklarını değiştireceğim. Şöyle yani. Şok'ta ne askı varsa topladım geldim. Diğer şubesine bugün girebilirsem biraz da gidip oradan alacağım. Bunları değiştireceğiz. Düşürmeden ürünleri. Hemen değiş tokuş yapacağız. Şu büyük askılar çünkü bana tişörtler için lazım. Uygun bir reyon yapacağım. Böyle. Ay düşme. Düşüyordu sonunda kurtardım. Bu şekilde. Pembiş yeşil. Bebe rengi ama. Ürünlerimi de bir şekilde sergilemem lazım. Çok fazla katlı da ürünüm var çünkü. Şöyle hemen. Ya düşündüm ki bu askıların şurası var ya, şunlar olabilir. Neden olmasın? Bu şekilde kullanılabilir. Ben bir astım. Şunları da şöyle temel alayım. Başka da bu askılarına, bu askılara asabileceğim bir şey yok çünkü tişörtler geniş omuzlu askı istiyor. Fena da olmadı bence. Hepsi aynı ton olursa daha müthiş olabilir. Pembelerden başladım çünkü pembeler daha fazla. Artarsa yeşili başka bir elbiseye kullanırım. Şöyle. Ya bir de bir kıyafet ne kadar fazla sergilenir, asılırsa, askıda olursa o şekilde daha çok dikkat çekiliyor. Dikkat çekiyor. Annemle çay keyfi yaptık. Aslında bir burada herhalde çalışanmış bir bayan geldi. Kahve istedi. Kahve yaptım ona. Sonra biz burada genelde restoranda wifi veriyoruz müşterilere. Genelde şimdi Türkiye'nin birçok mekanında diyorum. Böyle oturduğunuz kafede falan wifi free oluyor. Free wifi ücretsiz oluyor. Biz de hani müşteri daha çok burada çalışanlar falan gelsin, dikkat çeksin diye bunu zaten yıllardır bütün restoranlarımızda yapardık. Kayınpederim restoranında da biz free wifi yapardık. Bu geçen seneki restoranımızda da öyleydi. Bu sene de gene devam etti o şekilde. Ve fayda ediyor. Müşterinin dikkatini çekiyor. Kız da kahveyi içerken internet şifresini istedi, verdik. Annemlerin ayrı interneti yok. Yusuf'un dükkandaki, berber dükkanındaki internetten kullanıyorlar. Ama zaten buranın altyapısı çok kuvvetli olduğu için internette sorun olmuyor. Yani hem müşteriye hem bize yetiyor. Benim de videolarımı hızlı yüklüyorum. Şu elbise çok hoşuma gidiyor. Böyle omuzları şu şekilde. Tiril tiril. Bu askılar da tatlı durdu ama pembiş pembiş. Baksanıza. Yanındakileri de belki yeşile değiştiririm. Takım olur diye düşünmekteyim. Tam ünlü olmamakla beraber. Bu da kadın kemerli bir elbise. Kötü olmadı. Askı kıtlığımız var. Bu seçenekten başka seçeneğimiz yoktu şimdi. Böyle yaptık. Şimdi 4 tane elbisem var ve bu 4 tane elbise için bir tane pembem kaldı. Nasıl yapsam bilemedim. Her renginden birer tane astım ki renkler belli olsun diye ama bedenlerin devamlarını kaldırdım, katladım zaten hepsini, askıya asamıyorum. Bunları acaba 2-2 mi assam? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi sıcaklar başlayınca çekirdek gibi satılacak bu askılı elbiseler. İnsanlar rahat ediyor. Ben de öyle mesela. Askılı elbise sıcaklarda çok rahat ederek kullanıyorum. Baksanıza. Tiril tipi kumaşı da çok güzel. Şöyle göğsü büzgülü. Ve bacaktan yırtmaç var şöyle. Diz altı bir elbise. Birer askı fazladan yapacağım.
Yapacak bir şey yok bu durumda. Bir şekilde şey kullanmamız lazım. Askıları. Çok fazla ürünüm var ya. Çok fazla kıyafetim var. O kadar satılacak daha doğrusu. Ürünüm, malım var. Şuna da şunu asalım. Son kalan pembe şey de şey yaparız. Bunda kumaşı biraz daha farklı böyle. Çilekli gibi bir şey böyle. Meyve resmi gibi. Şu uzunları arkaya koyalım. Kısalar önde olsun. Bunlar çünkü boy boy gidiyor. Ve tatlış oldu ya. Fena değil. Diğer siyahlara da indirimde olan ürünlerin indirimde olan tişörtlerden asacağım. Onları da sergilemek için bir şeyler düşünüyorum. Şu kışlıkların olduğu rafı, şeyi, askıyı boşaltıp oraya bu uzun şey, o indirimli ürünlerden koymayı düşünüyorum. Tamam, burası iyi oldu. Şimdi şuraya gelince ne yapalım burayı? Askı farkı oldu. Görebiliyor musunuz? Askı farkı oldu. Acaba bu elbiseleri buradan kaldırıp şurada bir yere mi değiştirsem? Şuraya bir yere mi koysam? Olabilir. Hallederiz. Hallederiz. Siz bunlarda sıkmayalım. Son halini mutlaka size çekeceğim. Bir yandan da telefondan yükleme yapıyorum. Göz kapaklarıma bugün far sürdüm ve far benim gözlerim böyle şiş gösteriyor nedense. Eyeliner'ı daha çok yakıştırıyorum ben. Minicik küpelerimle, fark ettiniz mi, küpelerimi değiştirdim. Böyle bir parlama, ışıltı ifadesi. İşimizi hallettik. Kendime bir ceket buldum. İnce. Süpürge işine geçeceğim. Süpürgeyi indirdim annemin oradan. Sonra neler yaptığımı göstereceğim size. Şurayı bir açayım önce. Bu tarafı süpüreyim. Hava biraz kapalı ya, biraz müşteriler geziyor. Şimdi kızlar, temizlik işimi de bitirdim. Burada bu uygun olan üst tişörtlerim var. Burada bluz gömleklerim var. Bunlar katlıydı ve birazcık buruşuk, tabii ki kötü görünüyor ama vaktim oldukça onları azar azar ütüleyeceğim. Burayı sildim. İçerisine kadar karışık da gözükse. Kendime göre gruplandırdım. Merhaba canım. İyiyim aşkım. Annem mangal yapacakmış. Bekler misin yoksa sana biraz çorba ısıtayım mı? Tamam tatlım. İstersen birer tane çay al, geliyorum yanına. İçmeyelim mi baş başa bir çay? Çay bayat ya. Ha, peki canım. İçeriz, gel oturalım. Tamam, geliyorum. Bekleyeyim mi? Yo, işim mi vardı, bir tarafa mı gidiyordun? Yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz. Böyle. Buradaki rafı bu şekilde rengarenk. Rengarenk derken kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz olacak şekilde. Böyle ayıkladım. Bence hoş durdu. Hiç de fena değil. Ara ara böyle değiştireceğim. Şuradaki elbiseleri değiştirdim. Bunların yeri değişti. Bunların yeri değişti. Bu hırkanın içerisine de bir tane böyle crop giydirdim. Böyle omuzundan şey. Modeli bu şekilde yani. Bu şekilde olacak. Ondan sonra ne yaptım? Buradaki raflar boşaldı. Bu raflar doldurulacak. Bir düzenlenmesi lazım. Kışlıkların hepsini kaldırdım. Yani kışlık bir şey kalmadı. Şurada birkaç tişörtüm var. Asılması gereken askı yetmedi. Şurası bir, yani raflara hiç girmedim. Raflardan kaldırılacak olan fazla ürünleri aldım sadece. Yine burada bir mavi bütünlük var. Burada böyle yine birkaç elbiseyi bu öne aldım. Çünkü buradaki elbiseler çok hızlı satıldı. Burası boşalınca oraya başka takviye elbise koydum.
Karşıda beyaz, yarın çarşamba ve Robinson Otel'de beyaz gecesi var. Özellikle zaten şu kısmı da beyaz yaptım ki hani gelecek soracak olurlarsa, ki her hafta mutlaka soruyorlar yani. Beyaz gecemiz var, ne giyebiliriz, kombin ne yapabiliriz, ya da elbiseniz var mı? Ya da işte mesela kadın beyaz üst getirmiş, alt etek ya şort arıyor ya pantolon arıyor. Dün mesela bir tane beyaz pantolon satmıştım o şekilde. O yüzden beyazları biraz daha öne alayım dedim. Böyle beyazı buna şey yaptım. Şuraya birkaç erkek tişörtü astım ve 3 tane sattım bugün. İşte ürünleri ne kadar göz önüne koyup şey yapabilirsem o kadar daha hızlı satılıyor. Diyorum ya, ürün askıda her zaman daha iyi. Henüz buraya geçmedim ama şimdilik kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü tişört soracaklar, bedenleri nerede falan filan diye. Hadi birkaç gün daha şans vereceğim, sonra artık değiştiririm yavaş yavaş. Dışarıda pek bir değişiklik olmadı. Birkaç elbiseyi işte buradan aldım, oraya, oradan oraya, oradan oraya falan. Sepetler gene kaldı o şekilde. Elim daha değmedi. Ben aslında sepetlerle ilgili şöyle düşünüyordum. Kotları birazcık azaltıp sepetlerdeki katlı üst giyimimi buraya yapayım. Kotları da azar azar sepetlere dağıtayım diye düşündüm ama bu üçlü merdivende benim kot ve şort satışım çok hızlı oluyor, güzel oluyor, rahat oluyor. Ürünleri rahat bulabiliyorum. Ondan dolayı aslında kot ve şortları sergilemek için bu merdiven birebir diye düşünüyorum. Bakalım, şimdilik hele ellemedim de öyle bir fikrim var, sanki değiştirebilirim diye. Girdiğimiz zaman şu şekilde. Ondan sonra orada bir sarı elbiseyi yine öne aldım falan filan. Kışlık olarak sadece birkaç tane böyle uzun elbise ve şu takımı bıraktım ki bu takım bayağı güzel, beğenilen bir takım. Onu böyle öne aldım. Olur da satılacak falan olursa. Bedenlerini ama devamını kaldırdım. Yani yukarıya götürdük. Yusuf'la çuvalladık. Öyle. Annem mangal hazırlığı yapıyor. Ben de burada makyajımı biraz daha şey yaptım. Abarttım. Abarttım diyelim. Saçlarımı da bu Yusuf'un dün aldığı spreyden sıktım. Günde iki kere durulanmayacak şekilde sıkılıp uygulanabiliyormuş. Ben de öyle yaptım. Bugün Yusuf'un havlularını yıkamam gerekiyor. Ker Urban. Dökülme karşıtı. Benim saçlarım çok dökülme bir sorun yok ama böyle kuru bir cilt ve kuru saç dipleri olduğu için böyle kabuklanma, kepeklenme gibi oluyor. Ona da belki faydası olur. Ben birer tane çay alayım. Bakayım Selime Sultan ne yapıyormuş? Selime Sultan çalışıyor oğluyla. Üzerindeki bluzun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Onu da benden almıştı. Mangal vardı burada, mangalı kaldırmışlar. Neyse, onlar orada bir köşede uğraşıyorlar falan. Ben çay alayım da çıkayım en iyisi. Onlara hiç ayak bağı olmayayım. Ambalaj alışverişinde köpük almış. Pizza köpüğü, bölmeli köpük, köfte, ondan sonra tavuk sote, et sote falan gönderirken pilav, et, salata falan koyuyor, turşu koyuyor. Bu neymiş? Küp şeker. Aa, şundan bize de lazımdı. Tüh, nasıl aklımdan çıktı. Neyse, şu yan ısıtmayan folyolardan bunun içine küçük mantı siparişi gönderirken yapıyor. Bir de çatal bıçak kaşık almış set olarak. Hazırlık olarak da burada tavukları böyle hardal ve mayonez baharatla şey yaptı, marine etti. Bunu böyle bekletiyor. Mangalı yaktıkları zaman dizecekler. Bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Oy, şu bulaşıkları yıkayayım o zaman gelmişken. Ben de bir şeye el atmış olayım. Mangal hazırlığını zaten hiçbir zaman annem bize elletmez. Çünkü sosunu falan hep kendi yapacak illa. Her anne gibi tahmin edersiniz. Geçenki giydiğim yeşil, fıstık yeşili mi, mint yeşili elbiseyle üzerine hırka ince yapmıştım ya, çok beğenilmiş. Ben de çok beğendim o gün o kombinimi. Çok da tatlıydı. Birkaç gün sonra yine tekrarlarım, giyerim yani o şekilde. Ben de beğendim. Rengi de kendime çok yakıştırdım. Ben bugün bir şey bilgisayardan hiç açmadım, müzik falan da açmadım. Post cihazının şarjını falan çektim, geceden şarja takmıştım. İşte kasamı falan sildim, hesabımı yaptım. Dünkü mesela kasanın giriş çıkışını dün yapmamıştım, bugün onu yaptım unutmadan. Tabii ki gelir gider defteri tutuyorum, hem Yusuf'un dükkanı için hem kendi dükkanı için. Yani ne yapıyoruz, karda mıyız, zararda mıyız, ne nereye gitmiş, nereye harcanmış bilmek lazım. Güneş açtı dışarıda da aydınlık oldu bir anda.
bardağı kendime çay alacağım. Ağzımdaki lipstick mi diyorlar? Parlatıcılı bir ruj olduğu için saçlarım dolanınca yapışmış oluyor. Limon da atalım bir dilim. Şeker atmıyorum. Mangal başı Yusufçuğum ateşi yaktı. Canım. Böyle güzel güzel kuru odunları biz de altına kömürü doldurdu. Değerliyor. Ay bu his kokusu üstümüze siner Servet. Siner. Sen seversin mangalı. Yakmayı seviyorsun. Yemeği de sever. Sevmiyorum. Mangal. Hadi canım. Restoran hep bu iştenden sorumluydu ya. Hazırlarsam etini severim. Ha, ama marinatını güzel yaptı. Hardal mayonezli yaptı annem. Sana hiçbir şey beğendiremiyoruz aşkım. Şu şeyler budansa aslında ne güzel olur değil mi? Canım fare olur değil mi bunun üstünde? Fare çok olur. Vardır. Muhtemelen muhakkak. Ana güneş açtı geri. Ben oluşum mu alıp gelsem? Ha, gelmez ki ama. Keşke gelsin. Kalsın mı evde mi kalsın? İyi pek. Kadın üstündeki tunik çok tatlı. Kilolulara göre böyle şeyler bulmam lazım. Geniş ya böyle modeli. Ay, oturalım bir çayımızı içelim. Bu sandalyeyi buraya koydum. Ya çünkü bazen hani 3 kişi falan oluyorlar ya. Otursunlar beraber diye. Buraya koydum. Şuna da uyumlu oldu. Fena da olmadı bence. Boyamıştım ya, kurtarmıştım. Bu sandalye kötü durumdaydı. Bak ne güzel böyle kapüşonlu beyaz şeyler alırsam satarım yani, niye olmasın. Güneşte korumak için böyle beyaz tercih ediyor çünkü müşteriler. İşte bulmak lazım. İstanbul'da bulunur da İstanbul'a kim gidecek? Ah ah. Salata benden. Oh, mis gibi doldu. Annemin kendi yaptığı nar ekşisi. Yusuf mangalı yaktı. Annem sosladı tavukları. Ben de salatayı yaptım. Herkesten bir emek. Kardeşim de sanırım domates ve biber közleyecek. Şöyle. Geçen göbek kalmıştı ya kızlar evde. Havucum, göbeğim falan vardı. Rokan falan. Onlardan hepsinden karışık bir salata yaptım. Domates salatalık da ekledim. Yeşil soğan. Şöyle mis gibi. Tuz koymadım tabii ki. Kayınpederim de burada, o da yemek yiyecek bizimle beraber. Tabakları hazırladım. Şimdi bir müşterinin siparişi var. Tavuk şiş dürüm. Onu yapacaklar hazır mangal yanmışken. Onun içi içinde annem burada böyle bir söğüş yaptım. Domates, maydanoz, soğan, sumak. Böyle onu ovdu. Bunu da lavaşın içine serip etiyle beraber dürüm yapacaklar. Salata yeter mi acaba ya? İbo gerçi o da kendine ayrı salata yapacakmış. Çoban salatası gibi bir şey de. Bakalım. Biliyorsun ya. Sen bu işi biliyorsun. Vallahi biliyorsun. Ne diyeyim ki? Kardeşim diye söylemiyorum. Pek becerikliler. Söz konusu mangal olunca zaten. Salatayı nara kişili mi yaptı? Çok güzel görünüyor. Vay, biz de hava attık ama kendi salatamızla övündük. Selime Sultancığım, siz de yakmaya başladınız bakıyorum da, hayırdır? Onu önceden attılar çocuklar, öyle yaktılar. Lütfen yani Selime Sultancığım. Sizden beklemezdim böyle şey. Neyse ben yanadı. Yanadı ha? Tabak mı? Yanadı biraz çorba ısıtıyorum. Ah Yusuf çünkü çorba da istedi. Saat 9.30. Yusuf akşam yemeğine kavurma istedi. Hızlıca annemden arabayı aldık geldik. Motorla üşümeyelim dedik. Çünkü daha dükkan açık. Burası da biliyorsun saat 10'da kapatıyor. Ondan dolayı da evet, o ekmeği al da çünkü evet. O yüzden dedik kapanmadan gelip gidelim. Turistler buradan akın akın gelip böyle şekerleme, helva melva, lokum okum alıp gidiyor. Turistler akın akın buralardan alışveriş yapıyor. Öğrenmişler Migros'u. Son bir tane de mi yeter oldu buna? Kavurma alacak pakette. Kırklısı 6.75.
Evde ıslak mendilim var ama normalde güzel ama seviyorum onun şeyi. Pizza mı istiyorsun? Al iki tane pizza al o zaman. He? Al iki tane pizza al. İki tane değil mi? Evet, bir tane yetmez ki, Aras da yer, ben yemem. Sen yersin ya. Ya ben sizi yerim, siz ne güzelsiniz. Yok, ben istemiyorum canım. Böyle alacaksın bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 tane. Hepsini yan yana dizeceksin. 8 tane. 50, ortalama 40'tan çarpsan 8, 16, 24, 32. 320 liraya da böyle set çok da pahalı değil. Ama internette de bir araştırmak lazım. Evet, öyle yap. Aynen aynen. Aynen aynen. Öyle yap. Hadi gel bakalım biraz da. Biraz bakalım mı? Müşteri falan gelirse arayacak mı İbrahim bizi? Şöyle bir şey gelmiş. Activia'nın pirinç patlaklı. Altında da şeylisi var. Tam buğday gevreği. Çilekli yoğurt. Vallahi al da. Bunu mu yemek istiyorsun? Evet. Hadi gel gidelim. Bunun Activia Mexico'da. Tamam, al akşam yeriz onu. Tatlı niyetini. İyi hadi, yeter bu kadar alışveriş. Bu kadar masraf yapmaya gerek yok. Bayanlar bu erkekleri tutmazsa var ya, bunlar alışveriş çılgını. Bazı gerçi kadınlar da tam tersi. Alışveriş çılgını erkekler durduruyor. Allah aşkına alacaksan. 40 lira. Tamam al. Dur ben alayım. Orada da var ya. Tamam, oradan al. Migros'un kendi ürününü alabilirsin. Oho, sen de açsın, aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş. Her şey off diyor. Ahmet kolay gelsin canım. Hoş bulduk. Ay ay ay. Humus nerede? Aynı. Ha, normal ince uzunlardan var. Şimdi şey olsun. Yok, burada kalmamış. Yer miyiz? Yersin aşkım, niye yemeyiz? Yer yeriz yeriz yeriz, hadi. Niye ben yemem, sen kendine bir şey almayacak mısın? Bu da böyle. Dayanamadı, dayan. Şu kadarcık et mi? Gözünü seveyim, et alıp pişir de daha iyi. Yazık, günah, yürü ya. Ona kadar para verilir mi? Hayır desem ki yemiyorsun. Dün de köfte yaptım böyle, geçen gün tavuk yaptım. Turşusu mu? Var ama yine de al. Var değil mi evde? Var var, şu ince uzundan var. Tamam, hadi gidelim canım artık. Hadi bebeğim. Alma kola, zararlı. Ay Allah. Ellerin doldu, hala alayım mı diyorsun? Sprite içer misin? İçerim. Büyük alma. Öbürü de 35 lira. Çok lira var. Hayır, şey zannediyor. Büyük boy alınca daha ekonomik geliyormuş zannediyor. Zarar ne olacak? İnşallah ellerin doldu ya, artık bir şey alamazsın ha. Onu gerçi koltuğun altına sıkıştırır gene alır. Bak şimdi gene bir şey isteyeceğim. Ay ay. Gideyim gidelim. Bugünkü menümüz belli oldu. Hayır, ekmeği ne yapacaksın onu anlamadım. Ne için lazım zaten, pizza yiyeceksin ha? Çıkıyor mu? Ay 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 ay. Bilmediğin tereyağlarını alma. Şey gibi çıktı en son aldığın, hatırlamıyor musun? Çok kötü ya. Patates püresi gibiydi. Kafasına göre tereyağı alıyor, ondan sonra da yenmiyor. Zar zor, kaç ay geçti. Zar yor, böyle yumurtaları falan karıştırdım da bitirdim. Normal kahvaltılık yiyemedik yani. Şu rengi ne kadar garipmiş. Neydi böyle? Ferahlatıcı. 950 TL. Wow. Wow wow. Eskabeller de güzel oluyor ama. Kullanmıştım bundan daha önce. Haydi gidek. Sizi akşam saatine çekim yapalım, pasajımızı. Bu pasajın diğer taraftan girişi. Arabayı buraya park ettiğimiz için. Şu dükkanlar bomboş, karanlık. Burada böyle hediyelikçimiz var, Ramazan abi var, hamam var. Hamam kapalı bu saatlerde tabii ki. Bu dükkanlar da boş. Karşıda anneciğimin restoranı var. Bak, nargilenin dumanı daha yeni gelmeye başladı hayat. Ondan sonra kocacığımın berberi. Şurası hediyelik. Memnuniyetsiz kadın, hiç yüzü gülmüyor. Ben siparişlerini aldım da bunların. Ay, benim vitrimin rengarenk duruşuna ne diyorsun? Biz geldik. Tontişler. Gel kadın, size bir şeyler giydirelim, gelin. Öyle arada esprileşiyoruz kendi aramızda. Minnoşlar. Nasıl da birbirlerine yakışıyorlar. Tontiş tontiş.
Geldim benim. Ya şu rengarenk dükkanı bir kimde görebilirsin? Bir bak, bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. Minnoşum benim, güzel dükkanım. Bereketli dükkanım. Olacak inşallah. Sezon bir başlasın. Şu anda şimdi çok sessiz sakin. Evimize geldik. Saat 10.30. Ay bu ne soğuk Allah'ım. Biraz kendine şekerli yoğurt yapmış. Yemek göndermiştim ben zaten Yusuf'a da. Fırını hemen açtım. Gelir gelmez. Bu dolabın hali ne acaba yine? Karıştırmış her yeri Yusuf. Canım hemen çıkar pizzaları. Montlarını şuraya koy, sabah giderken götür, akşam lazım oluyor. Çözülmüş değil mi? O çok iyi olmuş. Tamam, bir tanesi peynirli, bir tanesi evet, yarısını da. Kaşarlı. Umut. Bir de şunu. Onu hemen dolaba koy istersen. Bayağıdır arabanın sıcağında bekledi. Haydi bakalım, fırınımı çalıştırdım. Hemen bunları atıvereyim. Dükkandaki gevreğim vardı ya. Onu getirdim. Aras yer diye. Bugün zaten şoktan aldığım halleyi beslenmek için Aras'ın. Tabakları dükkandan getirdim. Orada artık nasıl olsa yemek yapmıyorum, kullanmıyorum diye. Sen mi koyacaksın? Tamam. Evet, ben koymayacağım. Sen hemen çıkar. Ha, tamam canım. Afiyet olsun. Bu peynirlisi. Bu jambonlu peynirlisi. Bu da humus. Humusu Yusuf beğenmedi ama ben hoşuma beğenmedim. Gitti. Fena sen değil. Çünkü... Ben hiç humus yapmadım ama ben kimyonlu seviyorum ya. Afiyet olsun hepimize. Burada vlogu kapatıyorum. Göz hakkınızı helal edin valla. Ben de iki dilim yiyeceğim, tamam. Afiyet olsun. Öpüyorum sizi kızlar. Yarın görüşürüz inşallah. Bay bay. Bay bay.